Herkese günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet, saatlerimiz kaç olmuş? 8 çeyrek geçiyor. Ben 7 gibi kalktım. Uykum kaçtı, uyandım. Öyle erken kalktım bugün. Ne yaptım? Birazcık oturdum, bir kendime geldim. Ondan sonra akşam biraz rahatsızdım, salonu dağınık bırakmıştım. Öyle yatmıştım. Yolluğunu güzelce sirkeledim. Baktım aşağıya, herkesin camı kapalı. Ondan sonra şu el süpürgemle süpürdüm. Şimdi de temiz bir lada kovasına su hazırladım. Şöyle dedim, bir sileyim. Yolluğunu öyle yayayım. Ondan sonra da artık kahvaltı hazırlığına geçerim. Öyle canlarım, sizler nasılsınız? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Bizler şükürler olsun iyiyiz. Şöyle yamuk duruyor ya, çok uyuz ediyor beni. Aynen, bir nebze düzeldi. Daha televizyonu bile açmadım. Öyle arkadaşlar. Yerler tertemiz oldu arkadaşlar. Güzelce sildim. Kurudu, en son yolluğunu da yaydım. Hayalcim de geldi aşağıya. Ne oldu kızım? Uykusu var. Şöyle kahvaltılıkları da çıkarttım. Domates, salatalık falan kestim. Ne kadar karanlık çıkıyor. Yağmur yağmış gece. Gösteriyordu da. Ben bugün başlar diye düşünüyordum. Her neyse. Akşam rahatsızdım. Birkaç bir şey bırakmıştım. Onları yıkadım. Burada da ne yapıyorum? Şöyle çayımı demledim. Tabii ki de domates biber kavurması yapıyorum. Şöyle ortaya. Bu 5 dakika daha olsun. Ben de gideyim bizimkileri sesleyeyim. Bu da demini almış zaten. Tamam. Evet, kavurmamız da hazır. Bizimkiler de şimdi uyanır. Ben şöyle önden bir çay içeyim. Ondan sonra bizimkilerle kahvaltı yaparız. Bunu kapağını da örtelim, soğumasın. Öyle bakalım. Hadi bize afiyet olsun. Sence bu çekecek mi güzel? Evdeki çekecek mi güzel? Kayıyor değil mi? Biz dükkana geldik bu arada arkadaşlar. Geleli bayağı bir oldu. Eşim şimdi aynaları siliyor. Oh, tertemiz. Ama güzel çekiyor bu çekecekte. Ben diğerini de buraya getireyim. İkimiz beraber yapmak için. Tertemiz oldu. Ben sana getireyim bez kurulamak için. Ha, silsin, sür. Şey yaptım. Bulaşık deterjanı yıkınca güzel oluyor cam bezlerinden. Ama bu eve aldığımı en son nereden aldım bilmiyorum. O hiç güzel değilmiş evdeki. Tertemiz oldu. Ellerine sağlık. Evet, saatlerimiz 6'yı geçiyor arkadaşlar. Dedim son bir kahvemi içeyim. Çay demlemiştim. Öğlen çayı. Fakat lakin çok içtiğimiz için çayımız bitti. İçeyim. Ondan sonra da zaten 7 olur saat. Ufak ufak çıkarız. Bizim evin oradaki bir 101'e gireceğim. Birkaç alacağım şeyler var. Artık markette görüşürüz arkadaşlar. Valla. Soğan da alalım. Soğan da yok evde. Tam burada ekmeği. Tarihi 9. ayın 30. Tamam, şunu bir tane alalım.
Poşet koparsın onu burada. Bu mu daha yumuşak kız? Ha, tuz ilavesiz diyor bu. Çok tahıllı ekmek de mi? Bizim aldığımız iyi. Şimdi soğan seçelim şuradan. Aç getir oğlum. Normalde ben alışverişleri toplu söylüyordum biliyorsunuz. Ama dün başımıza gelenler getirden alışveriş yaptım toplu. Böyle 3000 liralık falan böyle. Ondan sonra eve geldi sadece 2 torba. Sadece makarnaları, bakliyatları getirmişler. Ya dedim eksik diyorum. Ondan sonra bizde diyor bu kadar gözüküyor. Dedim iptal edin o zaman, geri götürün lütfen. Bir yanlışlık oldu yani. Şimdi bu kadar yeter. Pirincine bakıyorum da şu ovadanın nasıldır acaba? Bimin pirinci güzel de. Yöremce kuru fasulye. Yayla ürünü yok herhalde burada. Yaylanın. Tam da yöremli ama minik bu. Bu ne? Bu da ovadan. Yasemin kokulu. Güzeli benziyor aslında. Neyse ben Bim'den alırım yine onu da. Şu fasulyeyi beğendim. Şundan bir tane alalım. Kuru fasulyeyi buradan alalım. Aşurilik buğday burada da varmış. Bakın 19,5. Pilavlık tane bulgur. Bir tane bulgur alayım. Dur şunu şöyle koyalım. Şu da sarı sarı güzel ama şu daha iri. Şunu alalım. 25 liraymış. Sepet nerede? Marketten geldik arkadaşlar. Oh, şu an saatlerimiz 7'ye 10 geçiyor. Bugün bir tık erken çıktık. Çeyrek falan vardı galiba. 1300 ne kadar? 1500. 1500 lira ödedik. Geldik canlarım. Evin eksikleri vardı. İşte lazımlı şeyler. Onları tamamladık. Geldik canlarım. Şimdi çok da bir şey almadık aslında ama artık yani bir markete girmek zaten 1000 lira olduğu için şaşırmamak lazım. Şöyle 2 litre Vera'nın ayçiçek yağını aldık. Bu 100 lira mıydı? Neyse tek tek fiyatlarını gerçekten hatırlamıyorum. Bazılarını hatırladıklarımı söylerim. Şöyle 2 litre yağ aldım. 5 litre vardı. 5 litre bidonun yani şu kadarı falan dolu. O yüzden dedim ki 2 litre alayım. Bitince alırım yine. Taşıması zor oluyor. Çünkü dün dediğim gibi getirden sipariş verdim. Güzel hesaplı indirimli bir alışveriş olacaktı. Ama yanlış getirmişler. İşte siparişim tam gözükmüyormuş. Yani dedim şu 2 torba hani mümkün değil. Ben getirdeki listemi gösteriyorum. Şeyi kuryeye işte eşim de yanımdaydı beraber gösteriyoruz. Yok yani listeler tutmuyor. Dedim o zaman iptal edin lütfen. Hiç şey yapmayalım yani. Öyle torba torba ne gelmiş ne gitmiş diye eksik tamamlanmaz yani o şekilde. İptal ettiler. Bugün de şeyini para kart iadesini yaptılar. Her neyse öyle bir şey atlattık. O yüzden dedim ki bugün getirmetir uğraşmak istemiyorum gerçekten. Gidip görerek alacağım. Normalde öyle bir şey yaşamıyorduk biliyorsunuz. Devamlı getir büyükten işte Migros'tan oradan buradan söylüyorduk yani gayet de düzenli bir şekilde geliyordu ama dün bir karışıklık olmuş. Şöyle 2 kilo yakın galiba aldım. Şöyle birazcık soğan seçtim. Şu Bioblast'ın şampuanları indirimde arkadaşlar kullanıyorsanız lakin sarımsaklı şampuan ama sarımsak asla kokmuyor. Çok güzel kokuyor. Bir müşterim kullanıyordu. Hatta birkaç müşterimden duydum. Çabuk saç uzatıyor. Gerçekten yani birebir gözümle gördüm. Hani sırf bu şampuanı kullanmış 3 ay. 3 aylık saçı neredeyse yani 5-6 aylık uzatmış gibiydi mesela. Dip boyasına gelmişti.
Yani dedim ne zaman yaptık falan en son diye bir hesapladık. Gerçekten 6 aylık gibi saç duruyor ama 3 ay önce boyamışız. O yüzden bundan 1-1,5 ay falan oldu. Bundan biz de kullanıyoruz. Bakalım. Yani şu an gayet güzel, memnunuz. Kepek falan da yapmadı. Gayet hoşuma da gitti. İndirimdeyken şöyle altı açılmış. İki kutu aldık arkadaşlar. Normalde bunun 110 lira fiyatı 70 liraya mı? 76 lira mı ne düşmüştü? O yüzden şöyle iki kutu aldık. Evet, ikisini de doğru almışım. Sarımsaklı şampuan. Birinde yabancı, birinde Türkçe yazıyor da ona baktım. Saç dökülmesine karşı patentli bitkisel kompleks. Sarımsak özü ve organik zeytinyağı diyor. Tavsiye ederim yani canlarım. Ben de memnunum gayet. İşte şöyle bir 2-3 ay bir geçsin. Saç uzamama bakacağım. Gerçi diplerim çıkmaya başladı. Şu şekilde bakın. Tam ne zaman saçımı en son boyadığımı hatırlamıyorum ama videolardan bakarım yani. Her neyse lafı uzattım da uzattım. Şöyle oluklu bulaşık süngeri 5'li bir tane aldık. 20 liraydı bunun fiyatı. Daha sonra temizlik bezi aldım. Şu sarı bezlerden. Dükkana götüreceğim. Dükkan için aldım. 5'li. Bu da 21 liraydı. Küçük cimcimem. Eltim'in küçük kızı. Küçük çocuğu. Daha sonra tabii bunları taşıyana kadar bayağı bir yorulduk. Şöyle 1 kilo Çaykur Tiryaki'nin çayını aldık arkadaşlar. Anne yukarıda mı? Okay. Ben çıkarım birazdan. Şöyle 2 paket daha makarna çıktı. Toplam 3 paket makarna almışız. 3 tane. Aynen öyle. Bir tane çöp torbası mini boy. Bunlar iyi oluyor. Benim mutfaktaki çöp kutuma tam uyuyorlar. 40'a 50 santim 40 tanesi 19 lira. Bunlar hesaplı oluyor. Ha? Bu şampuan aşkım. Saçlar uzasın çabuk diye. Senin gibi uzun saçlarımız olmadığı için bizim. Hı? Benimki de hemencik uzasın diye. Sarımsaklı şampuan aldım. Yürümedim. Toplam 3 paket makarna aldım. Çok almadım. Ağır olmasın elimiz diye. Şöyle 2 kiloluk yeğenlerin ununu aldım. Bu yeğenlerin unu da güzel oluyor. Hani öyle pişi falan yaptığımızda güzel kabarıyor yani. Daha sonra şöyle 16'lı tuvalet kağıdı aldım. Şeyler indirimdeydi bu familyalar. Ama geçen hafta perşembe başlamış. O yüzden indirimini yakalayamadım. O yüzden şöyle Mistral'in 16'lısını aldım. Bunun da fiyatı 99 liraydı arkadaşlar. Şöyle 6'lı kağıt havlu aldım. Bu da 65 liraydı. Getir'den söyleseydim lakin 16'lı ruloyu 160 liraya söyleyecektim. Bayağı da güzel bir indirim oluyordu ama kaçırdık Semra. Şöyle 2 kutu süt aldık. Bir şahın sütünü. Tam yağlı bunlar. Yok, yarım yağlı. Yarım yağlı sütünü almışız. 10. ayın 10'una kadar da vakti varmış. Bir de zaten onlar birkaç günde gider. Şöyle Bonmix'in yani A101 markasının vişne reçelini aldım bir tane. Daha sonra şöyle misin bulaşık deterjanını aldım arkadaşlar. Bunu böylece ne koyacağım? Pompası falan çok hoşuma gitti. 1 kiloluk ne kadardı bunun fiyatı? 49 TL. Aynen 1 kiloluk 49 TL. Daha önce bunun pembesini kullandım. Çok güzeldi. Bu da limonlusuymuş. Bir tane bundan aldım yani. Bir de şöyle son 2 torbam. Bir tane şöyle 3 kiloluk yoğurt aldım. Tam kıvamında bir şahın. Daha sonra baklagil zaten yoğurdunuz bunu alırken. Şu Yöremce'nin kuru fasulyesini aldım. Bunun da fiyatı 59 lira mıydı? Orada sizinle beraber baktık gerçi. İnşallah güzel çıkar. Şöyle ekşi mayalı tam buğday ekmeği aldık. Bir tane
Tarihi de daha var zaten. Pilavlık tane bulgur. Şöyle bakın, iri iriydi bu da. 29 liraydı fiyatı. Yanlış hatırlamıyorsam 1 kiloluk durum buğdayından üretilmiştir. Hiç de menşeine falan bakmadım ha. Aydın'ın kendi markası zaten. Ben sonra da şöyle dükkan için ikili cam bezi aldım. Burayı en son Getir'den almıştım. Onu da kullanmak nasip olmadı. Bir de şöyle Murat Bey'in sürmeli peynirini aldı. 700 gramlık alışverişimiz bu kadar arkadaşlar. Saatlerimizi 12.30 yaptık arkadaşlar. En son size telefonu elime aldığımda, size video çektiğimde işte yaptığımız alışverişi gösterdim. Daha sonra güzelce o alışverişi yerlerine yerleştirdi. Mutfağı falan toparladı. Yemek yedik. Öyle yemeğimizi yedik. Ondan sonra çay faslı işte. Başka da bir iş yapmadım zaten. Şimdi videomu editledim. Ama videoma kapanış yapmamışım. Böyle bir alışveriş videosu tarzında, tadında bir vlog oldu bugün. İnşallah severek beğenerek izlersiniz. Burada da artık videomu kapatayım. Ben de gideyim dinleneyim, yatayım. İnşallah yarın yeni bir güne bismillah deriz canlarım. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, lütfen beğeni yapmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.